İstanbul için de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı var. Habertürk muhabiri Kübra Demir'den şimdi detayları dinleyeceğiz. Kübra, nedir uyarılar? Son birkaç gündür özellikle şiddetli rüzgar vardı. Ne kadar devam edecek? Meltem Ecet, İzmir kadar olmasa da İstanbul'da lodosun etkilerini görmek mümkün. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı kod yayınlamıştı. Şimdi özünüzdük sizlere İstanbul'daki son durumu, fırtınanın son durumunu gösterecek. Ben de bir taraftan uyarıları anlatacağım. AKON bir uyarı yayınladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ve lodosa dikkat çekti. Lodosun saatte hızının 30 ila 70 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Aslında 4 gün boyunca İstanbul ve çevresindeki illerde lodosun etkili olması bekleniyor. Hafta sonu fırtına şiddetinin 30 ila 70 kilometre arasında olması beklenirken pazartesi itibariyle rüzgar hızlanacak ve hızı 90 kilometreye kadar çıkacak. Sıcaklık artarken diğer taraftan da yer yer sağanak geçişe karşı uyarılarda bulunuyor yetkililer. Ve tüm bunların ardından da İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı bugün. İstanbul genelinde etkili olması beklenen lodosa karşı bir uyarıda bulundu. Kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Bu yüzden de ulaşımda aksamalara, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olun uyarısında bulundular. Özellikle akşam saatleri dikkat çekilmişti. Akşam saatleri işaret edilmişti. Bakın denizi de sizlere gösteriyoruz. Bir taraftan da dakikalar geçtikçe lodosun şiddetini arttırdığını sizlere aktaralım. Bulunduğumuz Beşiktaş'tan İstanbul Valiliği bir uyarı yayınladı. Biz de uyarıyı bir kez daha dile getirelim. Kısa süreli ve şiddetli fırtınaya karşı özellikle ulaşımda aksamalara ve zehirlenmelere karşı dikkatli olun uyarısında bulundu İstanbul Valiliği Meltem Acet. Evet, Habertürk muhabiri Kübra Demir, teşekkür ediyoruz ayrıntıları.